Merhaba arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi DJI Mini 2 ile ilgili. Acaba DJI Mini 2 takip yapabiliyor mu? Siz yürürken sizi takip edebiliyor mu? Kısa cevap hayır arkadaşlar. Ama bugün size uzun cevabı vereceğim. Acaba quick shot'larla, yani hazır çekim modlarıyla takip modu oluşturabilir miyiz? Bunun cevabını ben de bilmiyorum. Bugün bunu beraber test edip öğreneceğiz. Bugün hava biraz rüzgarlı ama çok bir rüzgar yok. Dün daha fazla rüzgarlıydı. Dünkü çekim esnasında yine drone rüzgardan dolayı eve dönüş noktasına otomatik olarak dönmekte çok zorlandı. Ben bunu manuel olarak döndürdüm. Ancak drone'un gimbal'ında hiçbir kayma olmadı. Sağa sola kayma olmadı arkadaşlar. Hazır çekim modlarıyla ilgili videomuzun tamamını da köşede bırakıyorum ama bu videoyu bırakmayın, bitirdikten sonra dönebilirsiniz. O yüzden aşağıda linkte de bırakacağım arkadaşlar. Şu anda Ras Al Khaimah'tayız. Burası Hilton Ras Al Khaimah Oteli. Bizim çok sevdiğimiz oteli. Dubai'de yaşadığımız için hafta sonları arada sırada buraya kaçamak yapıyoruz eşimle beraber. Eğer burayla ilgili de bilgi almak istiyorsanız o videoyu da aşağıda linkte bırakıyor olacağım. İlk drone moduyla başlıyoruz arkadaşlar. Şu anda drone'umu ayarlıyorum. Biraz geriden alacağım ve beni track edip etmediğinden emin olmak istiyorum. Drone'umu pozisyonluyorum. Ve hazır çekim modları, ben bunu yaklaşık 25 metreden fazla gitsin istemiyorum. Arkamda da engel var, biraz daha sağa çekeceğim. Şimdi kendimi seçiyor olacağım. Evet, kendimi de şu anda seçtim. Ve başlat diyorum. Önce drone yavaş hareket edecek. Ondan sonra biz yürümeye başlıyoruz arkadaşlar. Evet, bitirdi ve geri dönüyor. Aha kanka. Aa. Shit. Kargalar saldırıyor arkadaşlar şu anda drone'uma, bilginiz olsun. O yüzden acil indiriyorum. Ufak bir iş kazası oldu. Karga saldırısından drone'um yaralanmadan kurtuldu. Ancak kargalar havada şu anda drone'a göz dikmiş durumdalar. Şimdi diğer modu deneyeceğiz ve bu diğer mod, yine quick shot'lara geliyoruz. Şimdi rocket modunu da deneyeceğim ama bu biraz daha farklı bir mod. Çok iyi çalışacağını zannetmiyorum. O yüzden dairesel modu şu anda deniyor olacağım. Dairesel modu seçtim. Yani bizim etrafımızda dönecek arkadaşlar. Yine drone'u konumluyorum. Ve kendimi seçtim. Burada göreceğiniz zebralar. Artı pozladığım için onu biraz eksi alalım arkadaşlar. Zebralar yok olsun, arkamızda net çıksın. Tamamdır. Birazcık daha arttırabiliriz. Evet. Ve başlatıyorum ve yürümeye başlıyorum. Önce bekliyorum tabii hareket etsin. Evet, şimdi hareket etti ve yürümeye başlıyorum. Burada beni kaybetti ama tekrar pozisyonladı, tekrar buldu. Evet, uçuşu bitirdi. Bu modda çok başarılı olamadı arkadaşlar ama yine de çok kısa bir süresi kullanılabilir bu videonun. Yine quick shot'lardan bu sefer spreyli deneyeceğim. Böyle etrafımda dönecek ama bunu biraz daha havaya kaldırmam gerekecek. Çünkü arkamda engel var. Yine bunu böyle çok uzağa gitsin istemiyorum ama 20 metre seçeceğim. Biraz daha geriye ayarlayayım. Evet, sanıyorum bu tamam oldu. Kendimizi de seçtik buradan. Ve başlat diyorum. Bekliyorum arkadaşlar. Önce yavaş hareket edecek drone. Evet, şu anda drone hareketiyle beraber ben de yürümeye başlıyorum. Biraz daha hızlı yürüyebilirim. Hızlı hareket etti çünkü.
Bence çok güzel. Evet, buraya kadar çok güzel geldi arkadaşlar. Ondan sonra bozuldu maalesef. Ancak bana sorarsanız yine de kısa bir kısmı kullanılabilir bunun. Şimdi bumerang modunu seçiyoruz arkadaşlar. Bumeranga girdiğim zaman da yürümeye başlıyorum. Şu ana kadar gayet iyi takip ediyor. Ve burada bıraktı arkadaşlar. Evet, sonuç olarak arkadaşlar bu videoda size iki şeyi göstermiş oldum. DJI gerçekten yeni yazılım güncellemesiyle gimbal'ın sorunlarını çözmüş görünüyor. Tabii bunu biraz daha test etmek gerekiyor. Şu ana kadar herhangi bir sorun yaşamadım. Aynı zamanda hazır çekim modları da arkadaşlar her ne kadar takip modu gibi olmasa da yine işinizi görecektir. O yüzden sırf takip modu için hani Mavic Air 2 gibi bir drone alayım mı sorusuna bana sorarsanız gerek yok diye cevap verebilirim. Ama tabii ki burada takip edebilme süresi Mavic Air 2'ye göre çok daha az olduğu için sadece eğer kısa süreli takip modları çekecekseniz quick shot'ları yani hazır çekim modlarını kullanabilirsiniz. Bu videoyu biraz daha fazla test yapacaktım ancak bulunduğum yerde güvenlik maalesef izin vermedi. Zar zor son çekimi yapmaya izin alabildim arkadaşlar. Bir de neden bilmiyorum kargalar drone'a çok ilgi gösterdi. Hepsi drone'un üzerinde uçuşuyordu. Hatta bir tanesi saldırmaya çalıştı. Son anda drone'u çekmeyi başardım. Saldırsa bilmiyorum ne olurdu. Drone en fazla düşerdi. Ya da karga yaralanırdı muhtemelen pervanelerinden dolayı. Ama böyle bir de olay atlattık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.